Evet, çok değerli arkadaşlar, tekrar merhabalar. Sakarya Savaşı ile devam ediyorum efendim anlatmaya. En son Kütahya Eskişehir Savaşlarını anlatmıştım. Kurtuluş Savaşı'nda aldığımız tek yenilgiydi Kütahya Eskişehir Savaşları. Ve ordumuz Sakarya Irmağı'nın doğusuna kadar geri çekilmişti. Efendim Genelkurmay Başkanlığı'na Fevzi Paşa getirilmişti. Mustafa Kemal'e başkomutan rütbesi verilmişti ve bu emri, yetkiyi kullanarak hemen bir emir çıkarmıştı. Tekalifi milli emirleri diye yardım toplanacaktı. Bu yardımların toplanması için çok fazla zamanımız da yoktur demiştim. 20 gün sonra falan tekrar savaşa girilecek demiştim. Şimdi Kurtuluş Savaşı'nın kırılma noktası ve bizim için yine bıçak gelmiş kemiğe dayanmış ve Sakarya Meydan Muharebesi'ne çıkıyoruz efendim, yarım yamalak bir toparlanmayla. Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nda ilk defa bir savaşı bizzat şu an kendisi yönetiyor sahada. Evet, sahada kendisi yönetiyor. Sakarya Savaşı için Mustafa Kemal Melhame-i Kübra ifadesini kullanmış. Buna dikkat edin, potansiyel bir sorudur efendim, sorulabilir. Melhame-i Kübra, büyük yıkım, büyük kıyım, büyük savaş anlamına geliyor. Ve gerçekten öyle olacak. Sakarya Savaşı için Subaylar Savaşı da denir. Armageddon Savaşı da denir. Kıyamet Savaşı. Yani gelecekte yapılacağına inanılan savaş. Armageddon Savaşı. Bu birçok dinde de böyle kabul görüyor. Hatay'ın Amik Ovası'nda yapılacağına inanılıyor bu savaşın gelecekte. Şimdi herkes bir kurtarıcı bekleme hevesi var ya. Hristiyanlara göre Mesih gelecek. Dünyayı kurtaracak ve aynı yerde, yalnız bütün dinlerde aynı yeri belirlemişler. Hatay'ın Amik Ovası. Orada olacağına inanıyorlar. Mesih gelecek Hristiyanlara göre. Müslümanlar da Şiilere göre, şu an Sünniler de aynı şeye inanıyor da, Mehdi'nin geleceğine, Hazreti Mehdi'nin geleceğine ve bu savaşın yine Amik Ovası'nda olacağına inanılıyor. İşte Deccal'in türüyeceğine, ondan sonra buna inanılıyor, bu şekilde anlatılıyor. Yahudilerde de var bu inanış. Bu arada bütün dinler bir kurtarıcı o geleceğine ve dünyayı kötülükten kurtaracağına inanıyorlar. O zaman kötü olan kimse acaba? Değil mi? Herkes bir kurtarıcı beklediğine göre kötü olan kim o zaman? Evet. Armageddon Savaşı deniliyor buna. Sakarya Savaşı tam 22 gün sürecek gençler. Gece gündüz aralıksız. Yani dünyanın en uzun süren savaşlarından biridir. Mesela 1. Dünya Savaşı 4 sene sürdü de 4 sene savaş mı oldu? Hayır. Böyle bu kadar uzun, aralıksız bir şekilde 22 gün ve gece süren bir savaş dünyada çok azdır. Kıran kırana ve çok büyük bir çarpışma gerçekten. Sakarya Meydanı'nda Mustafa Kemal son denetlemelerini, son hazırlıklarını yaptı. Ondan sonra ve meydana çıkıldı. Burada Sakarya Savaşı'nın bir krokisini görüyorsunuz, çizimini görüyorsunuz. Maviler bizimkiler, Yunan ordusu dört bir taraftan dikkat edin girmeye çalışıyor, ilerlemeye çalışıyor. Yani Polatlı'yı geçip Ankara'ya ulaşacaklar ve meclisi dağıtıp bu işi bitirecekler. Onların düşüncesi o. Bizim içinse artık geri dönülmez bir yer burası. Artık çekilecek bir yerimiz yok. Mavi olan yerler bizim, kırmızı olan yerler, saldıranlar yine Yunanlar. Ve son savunma savaşı olacak Sakarya bizim için. Kazansak da muhtemelen kaybetsek de. Evet, son savunma savaşı olacak. Asker ve tüfek sayısı, silah sayısında ciddi bir oransızlık var. Yunan ordusu ciddi anlamda güçlü. Uçak olarak da dedim ya, bizim 2 tane uçağımız var. Onların da 28 mi 30 tane mi ne uçakları var. Ve bizim Veci, Hürkuş, Yunan ordusunun içine dalacak. Yunan uçaklarının arasına, 20 tane uçağın arasına dalacak. Veci, Hürkuş. Efendim planlar yapılmış, haritalar çizilmiş, krokiler hazırlanmış ve şimdi artık şeyin zamanı, kapışmanın zamanı geldi. Ve kendilerinin neredeyse 4 katı olan bir Yunan ordusunu bizimkiler Sakarya Meydanı'nda darmadağın ettiler. Evet. Hani Kütahya Eskişehir'de bizim Turan taktiği yapacağımızı zannediyordu ya, geri çekilmişlerdi. Şimdi de bizimkiler geri çekildiler. Önce önden bir grup gidip geri çekilince dediler ki onu bir kere yerler dedi Yunanlılar. Turan taktiği falan değil dediler. Bunların işini bitirdik deyip daldılar. Bu sefer de tuzağa düştüler. Gerçekten Turan taktiği yapıyorduk çünkü. Etrafları burada çevrildi. Bir meydan savaşına zorlandı. Evet. Ve Yunan ordusu burada perişan edildi. Alagöz karargahından yönetiliyordu savaş. Polatlı'da bugün, Ankara Polatlı'da. Alagöz karargahını görüyorsunuz burada. Mustafa Kemal'in cepheyi buradan kontrol, ya bütün hazırlıklarını yaptığı yer burası. Alagöz karargahı. Efendim, Sakarya Savaşı'nın içinde Sakarya Nehri'nin bulunduğu bölge, yani bugünkü Polatlı, Ankara, Haymana ilçeleri. Burada Mangal Dağı. Bunlar önemli mevziler bizim. Mevziler, tepeler. Evet. Mangal Dağı Haymana'da, burada görüyorsunuz. Kartaltepe, yine burada bir şehit anıtı, Mehmetçik anıtı var. Kartaltepe ve en kritik yer Doğatepe. Çünkü bizim geri çekildiğimiz son yer burası. Ve Yunan ordusunun en son gelebildiği yer burası. Doğatepe. Orada bunları tamamen durdurduk ve burada Yunan ordusu neredeyse imha edildi. Bundan sonra aradan neredeyse bir sene falan geçecek. Buna rağmen yine toparlanamayacaklar gençler. Toparlanamayacaklar. Mustafa Kemal burada yaralanmıştı. Kaburgaları kırılmıştı ve savaş bitene kadar da bu şekilde idare etti. Evet. Hatta böyle yan durmuş dürbünle cepheyi kontrol ederken bir şey var. Orada keyfinden dolayı böyle durmuyor. Orada efendim kaburgaları kırıktır. Ve savaş bitince de kendisine meclis tarafından gazi unvanı verildi. Bu arada güneyde Antep'in kurtarıldığı haberi geldi gençler. Sevinç ikiye katlandı. Mustafa Kemal bu unvanı Antep'e verelim dedi. Antep'e de gazi unvanı verildi. Bu sırada Antep'te kurtarıldı aşağıda. Mustafa Kemal'e Mareşal rütbesi verildi. Askerlikteki en yüksek rütbedir müşir. Mareşal rütbesi. Bizim iki tane Mareşal var zaten. Birazdan Fevzi Paşa da Mareşal olacak. Birazdan. Evet. Mareşal rütbesi verildi. Dedim ya, Sakarya son savunma savaşı. Ne zamandan beri son? 1683'ten beri düşün, Viyana'dan Polatlı'ya kadar çekildik. Daha çekilecek yerimiz artık yok. Ankara Polatlı'ya kadar çekildik Viyana'dan. 300 senedir geri çekiliyoruz. Arada bir taarruz girişimlerimiz oldu biliyorsunuz. O da işe yaramadı. Evet, artık son savunma savaşı Sakarya. Mustafa Kemal'in başkomutan yetkisi uzatıldı. Ondan sonra meclise ciddi bir güven arttı tekrar. Ondan sonra tekrar moraller bir yerine geldi. Anlaşma teklifleri geliyor hemen. Tabii gelir. Ondan sonra zaten bize hangi savaşlardan sonra barış teklif edildi falan diye sorulursa, efendim, 1. İnönü'den sonra bir de Sakarya'dan sonra. En çok zaten bu iki savaşın sonucu var. Mustafa Kemal bunlara çok sert tepki gösterdi. Meclis bu konuda istekli de çoğu. Onlara da bir şey diyemiyorsun. Hazır iş lehimize dönmüşken anlaşalım diyenler de var. Yoksa daha kötü olabilir. Çünkü başka arkada gücümüz kalmadı gibi. Yalnız Mustafa Kemal Yunan'a indirdiği yumruğu kendi biliyor. Onun için bu saatten sonra masaya oturmak enayilik olur. Sert tepki gösterdi. Hattı müdafaa yoktur. Sathı müdafaa vardır. O satık bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı kanla sulanmadıkça düşmana terk edilemez dedi. Yani biz Afyon'u, Eskişehir'i kurtarmaya çıkmadık yola diyor. Ya bütün memleket ya hiçbiri. Evet, ya istiklal ya ölümle aynı anlama geliyor bu cümle. Kararlılık. Evet. Ya biz götüreceğiz onları, denize dökeceğiz diyor, ya onlar bizi bitirecek diyor. Yani bunun arası yok. Bunun arası yoktur. Evet. Burada Mustafa Kemal ciddi bir kararlılık gösterdi. Yoksa mecliste şeyler var yani. Kaynamalar var. Onlara da bir şey diyemiyorsun. Üstün duruma geçmişiz. Hazır avantajlıyken şey yapıp görüşelim falan gibi. Hayır dedi. Görüşme falan yok. Bu iş bitecek. Evet. Bu arada bizim Sakarya'daki bu zaferimiz ses getiriyor efendim. Ses getiriyor. Rusya'ya bağlı gerçi de Ukrayna Sosyalist Cumhuriyeti. Onlarla bir dostluk anlaşması yapıldı. Rusya gönderdi, yani yanımızda olduğunu da hani gösterecek ya. Ukrayna ile dostluk anlaşması yapıldı. Çok önemli şey değil ama bu ara gündemde falan Ukrayna sorulur eder. Yine de dikkat edelim efendim. 1922'de Ukrayna ile dostluk anlaşması yapılacak. Bu arada İtalya Anadolu'dan tamamen çekildi. Güney sınırlarımız tertemiz. Giderken silahlarını da bırakıp gittiler. Yunanlara karşı kullanırsınız dediler. Zaten Ege'yi kendilerine vermediler ya İtalya'ya. Yunanlara bir gıcıktı bunlar zaten. Madem biz gidiyoruz onlar da temelli yenilsin dediler. Silahlarını bıraktı gittiler. Bu da bizim için iyi bir durum. Evet. 20 günlük bir ateşkes yapılmış Fransızlarla. Şimdi birazdan anlaşma da yapılacak. Fransa da çekilecek. Birazdan söyleyeceğim onu. Anlaşmayla o. İtalya öyle kendi çekip gidiyor. Anlaşma falan yok. Evet. Anlaşma falan yok. Sakarya bizim için dediğim gibi bitmiş, ölmüş denilen bir milletin yeniden şahlanışı. Evet, yeniden millet ayağa kalkıyor. Sakarya Nehri geçiliyor ve Yunan ordusunun üzerine de gidiyorlar. Mustafa Kemal bizim askeri zor durdurdu. Bak, normalde düz mantık düşünürsen düşman çekiliyorsa sen de üstüne gidersin. Hatta eleştirenler oldu. Lan hazır yenmişiz, çekiliyorlar, binelim tepelerine. Mustafa Kemal durdurdu orduyu. Niye? Peşlerinden gidersen eğer, sırf savaşmadan bile gidecek olsan yolda dökülürdük. Kendi kendimizi yenerdik. İşte Mustafa Kemal'in diğer o zamanki işte kadrodan biraz farkı da bu. Akılcı düşünüyor. Yoksa duygusal davransan kendi kendimizi yenerdik. Yolda dökülürdük. Ordu bitmiş. Mustafa Kemal bundan sonra bize, kendimize bir seneye yakın bir zaman verecek bize. Öyle bir hazırlık yapmalıyız ki bundan sonra hiç kaybetme yok. Bütün maçlarımızı kazana kazana gitmemiz lazım. Ve bu iş İzmir'e kadar gidecekse ordunun ciddi anlamda toparlanması lazım. Evet, toparlanmak lazım. Yoksa direkt böyle dalacak olsak kendi kendimize dökülürdük yollarda. Çoluk çocuk zaten. Gördünüz, bir önceki derste göstermiştim. 10-12 yaşındaki çocuklar çoğu, cepheye gönderdiğimiz askerler bunlar. Evet. Şimdi gençler, doğuda bir anlaşma yapıyoruz efendim. Bu arada Rusya Ermenistan'ı almış, Gürcistan'ı almış, Azerbaycan'ı almış. Sınır olmuşuz Rusya'yla. Doğuda sınırız Rusya'yla. Ondan sonra bir anlaşma yapılıyor. Kars Anlaşması. Buna da dikkat edin. Moskova'nın devamıdır Kars Anlaşması. Ha, Moskova sorulmasa Kars sorulur. Bunlar sürekli sorulur yani. Peki ne farkı var Moskova'yla diyeceksin. Burada kiminle yaptık biz bu anlaşmayı? Rusya, parantez içinde Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan. Niye parantez içinde? Çünkü bunlar artık bağımsız devlet değiller gençler. Ha, bunlar bağımsız devlet değiller artık. Bunlar Sovyet hükümeti. Sovyet hükümeti Rusya'ya bağlı. 1991'e kadar da böyle. Ha. Rusya'yla ve artı parantez içinde Sovyet hükümetleriyle yapmışız. Moskova'nın aynısı bu anlaşma. Hem Rusya biraz da şeyden çekiniyor. Biz eğer batıda Yunan'ı perişan edersek doğuya dönüp geri Batuman'a yürürüz diye de korkuyor da. Bir de sürekli gözümüze sokacak ya ben yalnızdayım diye. Onun için de tekrar tekrar hadi anlaşalım. Sınır netleştirilmiş, kesinleşmiş yani. Demek ki Lozan'da da bu sınır kabul edilecek demek ki. Ve Batum'dan demiştim ya zaten bir daha bir iddiamız olmayacak ve öyle kalacak. Burada farklı olarak şu var. Nahçıvan özerk olacak diyor. Nahçıvan'ın ne gibi özelliği var? Bak, o karmaşanın ortasında Mustafa Kemal neyi düşünmüş? Şimdi Nahçıvan Rusya'nın elinde. Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan hepsi Rusya'nın elinde, haritada gördünüz. O sırada. Nahçıvan'ı neden ayrıca özerk yaptırıyor? Mustafa Kemal ileride bir gün Rusya dağılırsa Nahçıvan Ermenilerin eline düşmesin, bağımsız olabilsin ya da Azerbaycan alabilsin diye düşündü bunu. Ne olurdu öyle olursa? Iğdır'dan çıkarsın, Nahçıvan'dan geçip Çin Seddi'ne kadar gidersin. Turan gerçekleşir, Türk Birliği. Adam onu düşünmüş o karmaşada. Ha, 91'de ileride gerçekten Rusya yıkılacak. Ve şu an gördüğünüz o sınırlar oluşacak, haritada gördüğünüz. Peki dikkat ediyor musunuz orada? Ermenistan Karabağ'ı işgal edecek ve aşağı kuyruk gibi uzanacak Ermenistan'ın sınırı. Görüyor musunuz? Nahçıvan'la Azerbaycan'ın arasında kuyruk gibi uzattılar mahsus. Koskoca Türk dünyasının arasında öyle bir nokta var ki 19 kilometrelik bir engel vardı. Evet, Türk dünyasının birleşmesinin arasında bir engel soktular ki biz birbirimizden direkt irtibat kurmayalım diye. Atatürk her şeyi düşündü ama Türkiye kurulduğu sene Azerbaycan'a o zaman destek vermedi 91'de. Maalesef destek vermedi. Hatta rahmetli Elçi Bey parasıyla Türkiye'den silah istemişti, göndermediler. Evet, göndermediler. O zaman Allah'tan ki son Azerbaycan'ın Karabağ'ı tekrar işgalden kurtarma girişiminde Türkiye ciddi anlamda Azerbaycan'ın yanında durdu. Ama biz ilk kurulduğunda Azerbaycan'ı sattık. Bu bir gerçektir. Maalesef gerçek. Hocalı'da yapılan 650 Türk'ün katledildiği o olayda, Ermenilerin katlettiği olayda Türkiye'de bu konuda suçludur. Çünkü yardım etmemiştir Azerbaycan'a o zaman. Evet. Şimdi bak, aradan 30 yıl geçiyor. Azerbaycan tekrar ancak Karabağ'ı geri alabildi. İşte arada kontrol bölgesi var, Rus şeyi var, bilmem neyi var. Evet. Ta o gün aslında öyle tarihi bir hamle yapmıştı Mustafa Kemal. Kuzeydoğu sınırı kesin olarak çizildi diyoruz gençler. Şimdi güneye iniyoruz. İlk defa bir itilaf devletiyle masaya oturuyoruz. Dikkat edin. Ankara Anlaşması. Türkiye'yi tanıyan ilk itilaf devleti midir Fransa? Bu da sorulur çok fazla. Evet. Peki İtalya gitti. Aha, şimdi Fransa ile anlaştık. O zaman itilaf bloğu parçalandı diyebilir miyiz? Evet. Birinci Dünya Savaşı'nda 4 senede parçalanmayan bloğu biz şimdi parçaladık. Evet. Şimdi parçalandılar. Fransa da gitti. Silahlarını bırakıp gitti. Ve Suriye sınırı çizildi. Bugünkü Suriye sınırı ama sınır düz çizildi. Sınır düz çizilirse ne olur? Ha, şu taranmış bölge nere? Hatay. Hatay dışarıda kalır o zaman. Sınır düz çizilirse. Hatay Misak-ı Milli'den ikinci taviz midir gençler? Evet. Yalnız Hatay'dan tamamen vazgeçmedik. Hatay'ın resmi dili Türkçe olacak. Nüfus dengesi korunacak. Fransa çekilince oylama yapılacak ve Hatay kendi kaderini kendi belirleyecek diyor. İskenderun Sancağı o zamanki adıyla. Yalnız Fransa'nın çekilmesi, Hatay'da oylama yapılması falan, oho, ta 1930'lara 39'a kadar uzadı bu iş. Evet. İleride bunun telafisi olacak ama şu an için tavizdir. Hatay Misak-ı Milli'den ikinci tavizdir. Bakın Hatay bile dışarıda kalmış o zaman ama Mustafa Kemal Fransızlara dedi ki ben ceddimin mezarını ecnebiye bırakmam dedi. Suriye'nin içinde bize ait bir yeri kabul edeceksiniz dedi. Normalde öyle saçma şey olur mu? Düşünsene toprağın içinde toprak. Olacak dedi. Ha, yoksa anlaşmayacağız dedi. Ve Süleyman Şah Türbesi'nin olduğu Caber Kalesi'ni Türk toprağı kabul ettirdi. Yani bizim sınırdan işte 90 kilometre falan, sonra o türbenin çok yeri de değiştirildi. Baraj yapımından dolayı tam şeyin dibinde değişe ondan sonra Caber Kalesi'nin olduğu yer Türk toprağı sayıldı ve bizim bayrağımız oradan indirilmedi. Bizim askerimiz ve bizim güvenliğimiz orada oldu. Sınırlarımızın dışındaki tek Türk toprağıydı burası. İşte 2015'te oralar karışınca biliyorsunuz Süleyman Şah Türbesi alındı ve getirildi ta sınıra. Eşme köyüne getirildi. Ta sınıra yukarıya kadar geri getirildi. Süleyman Şah'ın türbesi ve Caber Kalesi de artık Türk toprağı değil yani. Evet. Ankara Anlaşması da böyle gençler. Fransa ile de anlaşma yapıldı ve Türkiye'yi ilk defa bir itilaf devleti de tanımış oldu. Şimdi bütün gücümüzü, bütün enerjimizi Yunanlara verebiliriz. Evet, verebiliriz. Bütün ağırlığımızı batıya verebiliriz artık. Sakarya'dan sonra dikkat edin tarihlere. Ağustos'un 21'inde o iş bitmişti. Ağustos'un 22'sinde tekrar savaşa girecek. Neredeyse bir seneye yakın bir zaman. Bir seneye yakın. 11 ay falan. Neyi bekledik bu kadar zaman? Hazırlık yaptık. Dedim ya. Çok sağlam bir hazırlık yaptık. Büyük taarruz öncesi hazırlıklar yapıldı bir sürü. Neler yapıldı mesela? Orduya taarruz eğitimi verildi. Orduya moral motivasyon eğitimi verildi. Efendim bunlar çok önemli şeyler. Yurt dışından silah cephane sevkiyat devam ediyor. İstanbul'dan yine kaçırılabilen malzeme ne varsa alıp getiriliyor. Bütün doğuda, batıda, güneyde ne varsa topluyoruz bir yere. Evet. Ondan sonra tekalifi milli emirleri uygulanmaya devam ediyor. Asker ve yardım toplayabildiğimiz kadar toplamaya çalışıyoruz. Anadolu'da yardım toplama süreci devam ediyor bu sırada. Mustafa Kemal Konya Akşehir'e gidip hazırlıkları orada yaptı. Ne alaka diyeceksiniz. Hani niye? Muhtemelen onu düşündüm bilmiyorum. Muhtemelen düşünmüştür. Yunanlar tabii her şeyi haber alıyorlar. Bu adamın Konya Akşehir'de ne işi var dediler. Aşağı inmiş. Demek ki dediler bize Polatlı'dan olduğumuz yerden saldırmayacak, aşağıdan saldıracak Konya tarafından. Bütün top tüfek taşıdılar bir sürü. Gerizekalılar oraya yığdılar. Yanlış yere yığınak yaptılar yani. Ondan sonra Mustafa Kemal bir de başka bir şey daha yaptı. Bütün bunları Yunanların duymasını da istiyor bu arada. Duyuruyor yani, biliyor. Burada bir sürü ajanları var. Haber veriliyor. Bir şekilde duymalarını sağlıyor. Bizim Kurtuluş Savaşı'nın en önemli adamlarından biridir. Çok fazla ismini bilmezsiniz. Ama acayip bir adamdır. Deli Halit Paşa. Mustafa Kemal Deli Halit Paşa'yı Kocaeli tarafına yukarıya gönderdi. Ondan sonra Yunanlar bunu da duydu. Dediler ki lan ne yapmaya çalışıyor bu adam? Demek ki bize hem yukarıdan hem aşağıdan dalacak. Kıskacı alacak bizi dediler. Ve böyle önemli bir komutanı neden oraya göndersin dediler. Bir yığınakta oraya yaptılar. Güçlerini parçalıyoruz bunların. Halbuki bizim Deli Halit Paşa orada hiçbir şey yapmayacak. Evet, bu bir stratejidir işte. Düşünsene, hazırlık yapan bir adam en önemli komutanlarından birisini ve en önemli birliklerinden birisini tutuyor, Kocaeli'ye gönderiyor. Aşağıdan saldıracak demek ki, yani bunun başka anlamı olamaz. Bilerek gönderiyor. Hatta bizdekileri de çok anlayamadılar. Dediler ki paşam gücü niye böyle dağıtıyoruz dediler. Dedi ki durun siz, ben biliyorum ne yaptığımı dedi. Kendisi de muhtemelen Konya'ya da özellikle gitmiş olabilir. Akşehir'de çalıştı, haritalarını falan çizdi. Bir de tabii Ankara'da herkes her gün soruyor. Onlara da bir şey diyemiyorsun. Diyorlar ki paşam ne oluyor? Saldıracak mıyız? Anlatacak mı? Ne olacak? Aradan aylar geçiyor ama kimseye bir şey söyleyemiyor. Çünkü taarruzu böyle kesinlikle söyleyemezsin. Bunu Mustafa Kemal'in ya bir tek kendi biliyor ya da bir de Fevzi Paşa biliyordu muhtemelen. Evet. Hazırlıklarını yapmış, haritalarını çizmiş. Oraya yukarı Deli Halit Paşa'yı göndermiş. Aşağıda Konya'da kendisi gidince herkes oraya yapacak. Yunan ordusunun şeyi dağıldı bayağı, malzeme. Yukarı aşağı dağıttılar. Bu arada Deli Halit Paşa demişken bu kahramandan da bahsedeyim mi size biraz gençler? Yeri gelmişken ona bir parantez açayım. Çok fazla bilmiyoruz, böyle unuttuğumuz çok kahramanlar var. Sakallı Nurettin Paşa gibi, efendim şey gibi, Deli Halit Paşa gibi. Niye bu adama öyle diyorlar? Halit Paşa Trablusgarp'ta savaştı. 1. Balkan'da savaştı, 2. Balkan'da savaştı, 1. Dünya Savaşı'nda savaştı. Doğu'da gitti, Ermenilerle savaştı. Kars'ı falan Rusya'nın elinden geri aldı. Onun için soyadı Kars'ı alan. Sonradan soyadı öyle olacak. Ailesinin aldığı soyad. Kars'ı alan soyadını verecekler. Hani bizim Mondros'tan sonra dağıtılmamış 15. kolordu vardı Karabekir'in. O ordunun içinde vardı Halit Paşa. Adam şu ana kadarki bütün savaşlarda savaşmış. 1. İnönü'de savaştı, 2. İnönü'de savaştı, Sakarya'da savaştı, büyük taarruzda savaşıyor şimdi. Başkomutanlıkta savaşacak. Evet. Ve bu en şeyle meşhurdu. Yüksek bir tepeye çıkar, tabancasını dizine koyardı. Orada yazdığım kendi ifadesidir bu. Vatan bizimdir. O asker kaçakların olduğu sıra söylüyor bunu. Kütahya Eskişehir, hani dedik mi ya, çoluk çocuk zaten. Vatan bizimdir, kaçan haindir. Sırtını döneni vururum diyor. Eğer ben dönersem siz de beni vurun diyor. Onun için deli lakabı verirlerdi ona. Böyle kuralları sert olan bir adam. Halit Paşa. Bir vatan delisidir. Daha sonra onu çok kimse bilmiyor. Cumhuriyet 1. Meclis'te daha sonra milletvekili oldu. Ve milletvekili olduğu sırada mecliste yürürken koridorda arkasından vuruldu, sırtından tabancayla. Ve meclisteki ilk cinayettir bu. Mecliste işlenen ilk cinayet. Kim vurmuştur Halit Paşa'yı? Kelali dediğimiz eski Kuvayi Milliyecilerden biraz da kafa kırıkta bir heriftir. Cumhuriyet döneminde çok da sevilmez. İstiklal Mahkemelerinin başkanıdır. Haksız yere çok fazla şey yapmışlığı falan da var. Ali Çetinkaya. Mecliste o vurdu. Ve hastaneye götürmediler olay duyulmasın diye. Mecliste ölene kadar beklediler Halit Paşa'yı. Ondan sonra cephelerde o kadar kahramanlık gösterip ölmemiş adamı meclisin koridorunda vurdular. Deli Halit Paşa. Ali Çetinkaya denen herif vurdu. Sonra da nefsi müdafaa falan deyip örtbas edip üstünü kapattılar olayı. Evet. Öyle gitti yani, öyle öldü. Mecliste işlenen ilk cinayettir bu. Halit Paşa bir kahraman, böyle adamı yediler öyle. Ali Çetinkaya denen herif vurdu mecliste onu. Tartıştılar, sırtından hem de. Gençler devam edelim. Büyük taarruzdaki planımız kıskaç yine. Kurt kapanı yani. Burada görüyorsunuz efendim. Kurt kapanı. Bizim ana birlikler önce bir öne gidip sonra geri çekilecekler. Kenarlardan birliklerimiz girecekler. En önemli şey ne biliyor musunuz? Yunan ordusuna bütün sevkiyat demir yoluyla geliyor arka tarafta. Ve burada Sivrihisar çok kritik bir nokta. Ve buradan geçip oradaki demir yolunu ele geçirirsek eğer Yunanların hem arkasını çevirmiş olacağız hem de bütün demir yolu irtibatlarını kesmiş olacağız. Yardım falan gelmeyecek bunlara. Yani planımız bu. İşte bu sızma harekatı için biz bunlarla çarpışıp hilale alırken aradan sızıp oradaki bölgeyi ele geçirmesi gereken bir adam. Müthiş bir kahraman yine. Evet, bizde kahraman çok. Reşat Bey, Albay Reşat Bey arka tarafa sızacaktı. Çiğiltepe'yi ele geçirecekti. Yunan ordusunun arkası çevrilecekti. Gitti dedik, denileni yaptı. Paşam dedi, yarım saatte burayı ele geçireceğim, size söz veriyorum dedi. Kendi işini yaptı. Öteki birlikler, birleşen birlikler gelecek. Öbür taraftan burada birleşeceklerdi. Geç kaldı onlar. Onlar 15 dakika falan geç kalacaklar. Ve süre geçince bütün milletime ve paşama selam söyleyin dedi. Ben bir asker olarak verdiğim sözü tutamadım dedi. Ve ben böyle bir onursuzlukla yaşayamam bir asker olarak dedi. İntihar etti. Mustafa Kemal'in oturup saatlerce ağladığı bir adamdır. Reşat Bey, Albay Reşat Çiğiltepe orada intihar etti. O kendi öldükten sonra çok sürmedi. Yarım saat sonra tepe düştü, alındı tepe. Ona özel bir şehitlik yapılmıştı orada Çiğiltepe. Şehitliği burada görüyorsunuz. Albay Reşat Bey tarihe geçmiş onurlu bir subayın şeyidir. Ha. Bunu ondan kimse yapmasını beklemedi ama askerliğin onuru, üniformanın şerefi diye bir şey var ya. Ben söz verdiğim şeyi zamanında yerine getiremedim. Belki bu büyük bir felakete sebep olacak veya bir asker olarak artık bu böyle bir şeyi, onursuzluğu ben yaşayamam dedi. Ve intihar etti Reşat Bey, Reşat Çiğiltepe. O da daha önceki bütün savaşlarda Trablusgarp'tan itibaren bulunmuş bir kahramandır Reşat Bey. Reşat Çiğiltepe. Mustafa Kemal onun ailesine Çiğiltepe soyadı verdi sonra. Ve vefatından sonra kendisine kırmızı şeritli İstiklal Madalyası verildi gıyabında. Reşat Çiğiltepe'nin. Evet, ne adamlar ya. Serden geçti dediğimiz adamlar işte bunlar. Şimdi dinlerken belki size şey gelecek. Aman alamadıysan alamadın, canın sağ olsun, ne olacak ha? Böyle yayla yayla şeyde öyle değil işte. Evet. Ve böyle adam şaka olsun ya da ben kendimi öldüreyim de ileride namım kalsın falan değil. Öyle kendi canını vermek falan kolay meseleler değil. Reşat Çiğiltepe böyle bir adam. Gerçekten adamlar canından geçmiş. Zaten bir avuç adam canından geçmeden böyle bir şeyleri başaramazlardı. Böyle her şey bizim şu an anlattığımız gibi, haritada çizdiğimiz gibi falan olmuyor. Ortaya can giriyor, ortaya kan giriyor, ortaya efendim bir vatan giriyor. Öyle olunca da haliyle böyle kahraman adamlar. Nasıl bir kadro, nasıl bir adamlarmış arkadaş ya. Vallahi. Ve bunları çembere almayı başardık. Çembere almayı başardık. Ondan sonra gençler şeyde Mustafa Kemal Afyon'dan, Kocatepe'den şeyini verecek. Hazırlıkları bitirmiş. Hatta şöyle bir şey de var, onu da söyleyeyim size arada. Mustafa Kemal Akşehir'den Ankara'ya döndüğünde Yunanlar bunu da duydular. Dediler lan ne oluyor dediler. Mustafa Kemal millete eğlenceye çağırdı. Kimse anlam veremedi lan ne oluyor, neyin eğlencesi falan diye. Herkes geldi, beklediler. Paşa piyasada yok. Ondan sonra haber gelince millete söylediler. Dediler ki şu anda paşa Afyon'da büyük taarruzu başlattı dediler. Yani büyük taarruzun başladığını bizim Ankara'dakilerin de haberi olmadı. Bırak Yunan ordusunu. Mustafa Kemal Yunanları öyle şaşırttı ki hatta bizimkilerin de dediğim gibi haberi olmadı. Herkes onu Ankara'da eğlencede zannediyordu. Mustafa Kemal Afyon'da ordunun başındaydı. Ve 26 Ağustos'ta tarihe not düşmüş resmen ya. Adamın her hareketi not düşmek olur mu? Evet. 26 Ağustos'ta Malazgirt Savaşı'nın yıl dönümünde Anadolu'yu yeniden vatan yapıyoruz efendim. Yeniden vatan yapıyoruz. Sabah saat 5'i çeyrek geçe 26 Ağustos sabahında Afyon Kocatepe'den sembol bir şeydir bu. Görüyorsunuz Mustafa Kemal'in o emri verdiği tepe Kocatepe'den bir semboldür. Taarruz emrini verdi. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emriyle büyük taarruz başladı gençler. Yunan ordusu neye uğradığını şaşırdı. Hemen apar topar kaçmaya çalışıyorlar, bizimkiler de peşinde. Ve bunları kıstırmaya, bir de kaçıyor, nereye kaçıyorlar? Biz önlemlerimizi almışız, etraflarını çevirmişiz bile. Önden gidecekler ki hop önlerine bizim asker çıkıyor. Diyecekler lan bunlar arkada öne ne ara geçtiler diye çevirdiler etrafını. Kurt kapanı. Evet. Ondan sonra Yunan ordusu burada kıskaca alındı. Ve 4 gün, lan 4 gün 4. Yunanlıların 3 senede geldiği mesafeyi 4 günde eze eze gittik. Sembolik derler ya 4 günde yendik. Gerçekten 4 gün. 26 Ağustos'ta 29 Ağustos'ta Dumlupınar'da sıkıştırdık bunları. Aslında 4 gün sürmüş bir savaşlar silsilesi bu, anladınız mı? İsimler falan. Mesela Dumlupınar Meydan Muharebesi diyorum. 30 Ağustos'ta yapılan savaş nerede? O da Dumlupınar, aynı. Yalnız savaşın son gününe başka bir isim verildi. Başka bir isim. Mustafa Kemal ile Fevzi Paşa bildiğin tadını çıkararak jübile yaptılar aslında burada. Bakarsanız evet, jübile yaptılar. Ve Fevzi Paşa da artık Mareşal, gençler. 30 Ağustos büyük bir zafer. Yunan ordusu tamamen imha edildi. Artık karşımızda ordu mordu yok. Dümdüz. Ha. Dümdüz. Bu arada biz böyle kurtararak gidiyoruz bunları ama Eskişehir'e doğru 2 Eylül'de Eskişehir'e girecek bizim ordu. Eskişehir'e bir girdik ki şehir köy kalmamış. Yakmışlar her yeri. Bu fazla kitaplarda geçmez. Sempatikliğimize zarar veriyor falan diye. Mustafa Kemal burada talimatını verdi. Bundan sonra esir istemiyorum dedi. Yakaladığınızı gebertin dedi. Evet. Hak ettiler çünkü. Köyleri zarar verip yakarak gidiyorlar. Önlerine gelen yerleri. Başkomutanlık savaşı için şöyle bir ifade kullanmıştı Mustafa Kemal. Bunu da sorarlar dedim. Sordular. Rum sındığı ifadesini kullanmıştı. Başkomutanlık savaşı için. Rum sındığı. Sındı makas demek. Kesmek demek. Sırp sındığı gibi aynı. Kesmek demek. Rum sındığı dedi. Evet. 30 Ağustos'ta Yunan General Trikopis esir alındı. Ezik seni. Sadece Trikopis değil. Burada esir alınmış Yunan generallerini görüyorsunuz. Çok da hallerinden şikayetçi değiller gibi görünüyor. Çünkü bizimkilerin bunlara bir şey yapmayacağını biliyorlar. Evet. Savaşta esir düşmüş düşman askerine bizimkiler öyle kötü muamele yapmıyor. Bunu biliyorlar. Çok da üzülmüş ya da gurur yapmış gibi de görünmüyorlar. Bakarsan hiç keyifleri yerinde heriflerin yani. Esir düşmek bir subay için tabii çok onur kırıcı bir şey. Esir düşen subaylarda falan dedim ya racondur. Efendim şey alınmaz. Silahı, kılıcı alınmazdı, üniforması. Burada Trikopis Yunan generali efendim kılıcını Mustafa Kemal'e teslim ederken görüyorsunuz kılıcını. Çünkü bu onurlu bir asker değildi. Evet. Trikopis onurlu bir asker değildi. Türklerin kanını içeceğim diye gelmişti. Yunan ordularının başkomutanıydı. Haysiyetsiz bir herifti. Sivillere zarar vermişlerdi. Çoluk çocuğu öldürmüşlerdi. Böyle onursuz bir adama da gerekli bir onur vermek mantıksız olurdu. Evet. Onun için o kılıcını teslim etti. Bir asker için normalde ciddi, çok utanç vericidir bu. Evet. Hatta hatırlarsanız söylemiştim. Gazi Osman Paşa Ruslara Plevne'de esir düştüğünde ne kılıcını aldılar ne üniformasını çıkarttılar ve Ruslar çok büyük saygı gösterdiler. Çünkü askerin böyle bir şeyi vardır. Gazi Osman Paşa çünkü onursuz bir düşman değil. Ruslar için en onurlu düşmandı. Evet. Bu karaktersiz, şahsiyetsiz bir herif bu. Trikopis dediğin adam. Evet. Gençler... Trikopis esir alındı. Hatta bizim kim esir serbest kurtarıldı biliyor musun esaretten? Hatırlar mısınız? Kuvayi Milliyeci 700 kişi var emrinde demiştim. Üsteğmen sonra yüzbaşı rütbesiyle Fatma Seher Hanım vardı. Kara Fatma. Kara Fatma burada Yunanlarla çarpışırken esir düşmüştü birliğiyle beraber. Ve biz burada Kara Fatma'yı da birliğini de kurtardık esaretten. O da kurtarıldı. Trikopis esir düştü. Fevzi Paşa'ya Mareşal rütbesi de verildi. Başkomutanlık bizim için gerçekten çok büyük bir zafer. Evet. Büyük bir zaferdi. 30 Ağustos. Ha bu iş burada bitiyor mu? Biter mi? Biter mi bu iş? Yunan ordusunu kovalamaya devam ediyoruz. Kıskacı aldık. Kaçacak yerlerini daraltıyoruz. Gittikçe İzmir'e doğru kaçıyorlar. Ve bunları 9 Eylül'de İzmir'e girdiler. Bizimkiler de peşlerinden girdi. Peşlerinden girdik. Ve İzmir'e bir girdi ki bizim ordu, İzmir'i yakmışlar ya. Büyük İzmir yangını diye geçiyor. Dediler ki tesadüften gelmiş. Yangın kendiliğinden çıkmış dediler. Biz yakmadık. Ha, şerefsizler, yakmadık. Şehri yakmışlar. Ondan sonra Mustafa Kemal dedi ki toplayın bunları limana sürün dedi. Çok fazla mermi falan da harcamayın. Limana sürün. Önce süvari birliklerimiz girdi İzmir'e bizim. Evet. Bizim meşhur Türk Süvari Birliği vardır. Ondan sonra bu süvari birliği girdi önce İzmir'e. Ondan sonra Rumla kardeşlerimiz Suspus. Ondan sonra bizim halkımız büyük bir sevinç içinde 3 sene sonra Türk ordusu yeniden İzmir'e giriyor efendim. Ve İzmir kurtarıldı. Bizim bayrağımız İzmir'de valilik binasında şurada göndere çekiliyor. Ne onurlu bir an, değil mi? Ne gurur verici. Bundan 3 sene önce Yunanlar İzmir'i işgal ettiklerinde İzmir valilik binasına girerken Türk bayrağının üstüne yere serip üstüne basıp girmişlerdi. İzmir'e, valilik binasına. Bu manzarayı gören bizim subaylardan bir tanesi Mustafa Kemal'e dedi ki, paşam dedi, onlar böyle yapmışlardı dedi. Buradan indirilen Yunan bayrağını serdiği yere siz de buna basıp girin dedi. Mustafa Kemal sinirlendi. Bayrağı geri yerden kaldırttırdı. Bayrak bir milletin onurudur dedi. Biz basamayız dedi. Ya ne yapacağım? Basıp da bir de ayağını mı kirleteceksin? Basmamış da adamı niye azarlıyorsun? Yazık, sevinmiş. Adam sermiş. Ya aslında bas geç ya. Bir ufak ne var orada? Adamın içi ferahlasın. Bunu görmüş de böyle bir şey bizimkiler yapmaz. Bu bile düşük bir hareket bu. Değil mi? Düşük bir hareket. Gerçi onlar bunu çok gurur yapar mıydı bilmiyorum. Sonuçta bayrak herkes için o kadar önemli bir şey değil. Bizim gibi mücadele verip de bayrağını kazanmış milletler var. Onlar için önemlidir bayrak. Bizim için. Herkes için değil. Ve çoğu milletin bayrağını zaten başkaları çizdi. Ne önemi olacak? Cetvelle çizdiler sağa sola. Çok ırkçı bir şey olarak düşünmeyin ama bayrak bakarsan da bizimki gibi de değil. Yani şimdi yani bayrak herkes için aynı şey ifade etmiyor. Gençler bizim bayrağı göndere çekilirken görüyorsunuz, çok gurur verici bir an bizim için. Ve Paşa İzmir'de. Yakında görüyorsunuz arkasında Fevzi Paşa, Genelkurmay Başkanı, Sakallı Nurettin Paşa efsane bir adamdır. Onun heyetle beraber İzmir'e giriyor. İşte gerçekten gurur bu. Evet. Türk ordusu yeniden İzmir'de ve İzmir kurtarıldı. O zamanki Karagöz dergisinde yayınlanmış bir karikatür bu. Alman dergilerinde falan da var böyle çok fazla karikatür vardı. Kurtuluş Savaşı ile ilgili. Hani Almanlar kendileri tabii bir şey yapamadığı için bizim başarımızla gururda duydular. Burada böyle tutmuş suya atıyor. Önce soğuk ama diyor, sonra alışıyorsun diyor ya. Su soğuk da. Evet. Mustafa Kemal hatta Karagöz'de hemen yanında. Diyeceksiniz ki İzmir'de Atatürk Yunan'ı denize atarken Karagöz'ün orada ne işi var? Karagöz dergisinde yayınlandı da onun için onu koymuşlar öyle çizerken. O da gelmiş Karagöz'de tadını çıkarmış, izliyor orada. Evet. Yunanlıların İzmir'e girişiyle çıkışı böyle oldu işte. Şimdi yüzerek Yunanistan'a geçmeyi deneyecekler efendim. Ha bu iş burada bitti mi? Bizim ordu bundan sonra şeye yürüdü. Çanakkale'ye. Balıkesir yukarı yürüdü o yorgunlukla. Çanakkale'de savaş ihtimali ortaya çıktı. Ondan sonra İngiltere ile Fransa ile burada çatışma ihtimali Boğazlar'da ortaya çıktı. Ondan sonra bunlar böyle bir şeyi göze alamadılar. Savaşma talimatı verdi Lord George, İngiltere Başbakanı. İngiltere kamuoyu komple ayaklandı. Kraliçe, mraliçe ayaklandılar. Dediler ki bizi Çanakkale'ye tekrar mı gömdüreceksin? Türkler tekrar gömecek. İtalya falan araya girdi. İngilizlere dediler ki anlaş, defolup gidelim şuradan dediler. Yoksa Türkler Çanakkale'ye bu sefer sizi gerçekten gömecekler. İkinci bir Çanakkale yaşanacaktı yani. Gerçekten yaşatacaktık onlara. Dediler ki Boğazları, İstanbul'u, Trakya'yı, bütün hepsini bırakıp gideceğiz dediler. Gelin anlaşak. Gelin anlaşalım dediler. Bütün şartlarınızı kabul ediyoruz dediler. Anlaşalım dediler. Bizimkiler de tamam dedi. Çanakkale olayı diye, Çanakkale krizi diye bunu sordular da kaymakamlıkta. Aslında öyle bir olay da yok yani. Çanakkale'de savaş ihtimali çıkıyor. İngiltere Başbakanı Lord George, dünyanın en kudretli adamı diyorlardı. Ne oldu? İstifa etti. Kamuoyu ayaklandı İngiltere'de. İngiltere'de hatta sempati gösteren bize tavırlar efendim. Daha şey olmadınız mı? İkna olmadınız mı? Türkler sizi tekrar gömdüler. Ne oldu? Emperyalizminiz bitti falan diye. İngiltere'de gazeteler de artık böyle yazıyor. Ve müthiş bir görsel son olarak bu dersi bununla bitireceğim. New York Times gazetesi 1923 yılı manşet. Manşet bu. Bir avuç Türk dünyaya meydan okudular. Bir avuçtular ama kazandılar. Evet. New York Times gazetesinin 1923 efendim manşeti bu. Gazete manşeti. Bir avuç Türk dünyaya meydan okudular. Gerçekten bir avuçtular ama adamdılar. Kadroyu görüyor musunuz? Hepsi bir aradalar. Daha geniş bu. Ben o sığabildiği şeyini koydum. Daha geniş. Büyük bir gururla savaş kazanılmış, toplanmış. İşi bitirdikten sonra başında böyle bir hatıra fotoğrafı çektirirsin ya, yaptığın işin önünde, eserinin önünde fotoğraf çektirirsin. Evet, bir vatanı, bir ülkeyi ve bir milletin namusunu kurtardılar. haklı olarak da toplu bir fotoğraf çektirdiler. Mustafa Kemal Paşa, öbür tarafında sakallı Nurettin Paşa, bu taraf Karabekir Paşa, yanında Fevzi Paşa, Fevzi Çakmak ve bu tarafta demin bahsettiğim Deli Halit Paşa'yı görüyorsunuz. Evet, kadroya bak. Oradaki rütbeler albay, yerde önde olanlar albay, işte yarbay, ferik dediğimiz general rütbesinde olanlar acayip bir kadro. Evet, keşke öyle bir kadronun içinde o fotoğrafta olabilseydik değil mi? O fotoğraf karesinin içinde olabilmek için nelerden geçmek de gerekiyordu tabii, o da var. Bunlar şehit olanlar, hepsine Allah rahmet eylesin, gazilerimiz ve tabii ve bu işin kadrosu, lider takımı burada. Evet. Ve gerçekten işte onurlu, gururlu bir an bu fotoğraf. Çok hoş bir fotoğraf bu. Bir avuç Türk dünyaya meydan okudular diyor. Okudular. Hem dünyaya meydan okudular hem düşmanın canını okudular. Ve bu toprakların zapt edilemeyeceğini, burada kimsenin işgalci olarak kalamayacağını dünyaya gösterdiler. Biz bugün bunlara ne kadar saygı duyuyoruz acaba, bu kadroda olanlara? Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere. Ha? Geçen gün video paylaşıyorum. Alta bir salağın biri söylemeyecektim de girmiş alta yorum yazmış. Kamal'ın hiçbir başı, Kamal ifadesi. Keşke savaşı Yunan kazansaydı diyen fesli vardı, geberdi. O onun ele takımı bunlar. Düşmanlık Türkiye değil, Atatürk'e değil, Türkiye düşmanlık. Ve bu memlekette bunların sayısı bu ara haylice fazla. Türk düşmanlığı adeta bir ara bir modaydı. Evet. Ha, Türk düşmanının modası geçmez. Ama Türk düşmanlarının sonu da değişmez. Evet. Er ya da geç bedeli olur. Türk milleti kendisine yapılanı yanına bırakmaz. Hiçbir zaman. Gençler. Bu da böyle. Kurtuluş Savaşı'nı bitirdim. Şimdi bir ara vereceğim. Bura biraz uzun oldu. Bölmek istemedim. Ateşkes anlaşmasıyla devam edeceğim. Mudanya Ateşkes anlaşmasıyla devam edeceğim gençler. Savaşın askeri sürecini bitirdik. Bu arada başkomutanlık Mustafa Kemal'in yetkisi süresiz uzatıldı. Cumhurbaşkanı olunca kendisi bu yetkiyi bırakacak. Ama yine de Cumhurbaşkanı'na sembolik olarak da olsa başkomutan denmeye devam edecek. Yani Cumhurbaşkanlarının başkomutan olma esprisi de oradan geliyor. Evet. Ateşkes anlaşmasıyla devam edeceğim birazdan efendim. Görüşmek üzere.